AK Parti Dulkadiroğlu ilçe teşkilatında yeni yılın ilk danışma meclisi toplantısı yapıldı. Oturacak. Ondan sonra çağıracak. Yoğun katılımla yeni parti binasında gerçekleştirilen toplantıya Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ve 64. dönem Kültür ve Turizm Bakanı Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal da katıldı. Toplantının açılış konuşmasını AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ömer Oruç Bilal Depkici yaptı. 18 maddelik bir anayasa değişikliği paketini meclisimiz çok büyük uğraşlar sonucu çıkardı. Öncelikle başta Başbakanımız olmak üzere tüm bakanlarımıza ve milletvekillerimize teşkilatım ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Bu paketi artık bizler onların bizlere gösterdiği ve anlattığı şekilde detaylarına kadar halkımıza herkese anlatacağız. En yüksek oranda hem ilçemizde hem şehrimizde ve Türkiye'nin genelinde de büyük oranda evet çıkması için sonuna kadar çalışacağız. 64. dönem Kültür ve Turizm Bakanı Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal burada yaptığı konuşmada referandum sürecine değindi. Bu topraklarda ilk defa millet eliyle bir idari değişiklik gerçekleşecek. Yani bu millet ilk defa kendi eliyle kendi idari yönetimi hakkında karar verecek. Bu çok kıymetli bir şey. Başka? İlk defa doğrudan temsil kullanacak bu millet. Yani ilk defa hem yasamayı hem yürütmeyi, yani hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hem de hükümeti bizzat millet kendi eliyle seçecek. Ünal, CHP'nin geleneğinde milletle siyaset yapmak yoktur dedi. CHP'nin geleneğinde devlet eliyle toplumu dönüştürmek vardır. O yüzden bugün CHP'liler diyor ya, seçilmiş cumhurbaşkanı tarafsız olmaz, öyle şey mi olur diyor. Şimdi ona desen ki, atanmış cumhurbaşkanı nasıl tarafsız olacak? Bir insanı kim seçiyorsa onun tarafıdır. Şimdi o zaman temel soruyu soralım. Milletin seçtiği cumhurbaşkanı mı, atanmış cumhurbaşkanı mı? Efendim işte falanca siyasi partiyi tutar, filanca siyasi partiyi tutar. Bir başbakan ya da bir cumhurbaşkanı seçildikten sonra artık milletin cumhurbaşkanıdır, milletin başbakanıdır. Onun tarafsızlığını yasalar düzenler. Çünkü tarafsızlık diye bir şey zaten olmaz. Ahmet Necdet Sezer tarafsız mıydı? Ahmet Necdet Sezer bunca zorluğu çıkarırken kimin tarafındaydı? Askeri ve sivil bürokratik vesayetin tarafındaydı. Daha sonra Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Özdemir, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İmran Kılıç, Mehmet İlker Çitil, Mehmet Uğur Dilipak ve Nursel Reyhanlıoğlu birer konuşma yaptılar. 3 yıllık zaman süresinde çok şeyler yaptık. Birçok şeyi artık geride bıraktık. Özellikle altyapıyla ilgili bazı konuları. İnşallah bundan sonra da üst yapı, kalıcı projelerle ilgili de çalışmalarımız aşağı yukarı neticelendi. İnşallah bu 2 yıllık zaman içerisinde de artık geri dönüşümleri net bir şekilde göreceksiniz. Ve bunun neticesinde de 5 yıllık zaman sürecinin sonunda da hemşerilerimizin karşısına alnımız açık ve başımız dik bir şekilde çıkacağız. Türkiye bu önümüzdeki referandumla bir dönüşüm yaşayacak. Artık vatandaşın doğrudan kendisini yönetecek en üst kademeyi doğrudan seçeceği yeni bir hükümet sistemiyle baş başa kalacak. İnşallah bu sistemi referandumda başarıyla geçirip yeni bir döneme başlayacağız. Ama bu yeni dönemin ilk aşamasını mecliste hem bizim milletvekillerimiz hem diğer illerin milletvekilleri, yani AK Partili milletvekilleri başarıyla ve kahramanca sürdürdüler. İnşallah bu gururu yaşatacaklar, yaşatmaya devam edecekler. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Yeni anayasa ve başkanlık sistemi ülkemizin ve milletimizin geleceği açısından olmazsa olmazımız demiştik. Ve bunun birinci aşamasını mecliste el birliğiyle canhıraşane bir şekilde çalışarak gerçekleştirdik. Ve şu anda sözde
yetki de, irade de, mühür de milletimizin elindedir. Milletimiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gerekenleri yapacak, gerekeni yapacaktır inşallah. Allah'a şükür hem sizler, teşkilatımız, hem vatandaşlarımız bu yoğun süreçte ki 15 Temmuz'dan sonra haliyle ekonomimiz de biraz etkilendi. Ama her şeye rağmen artık bu ne bizim AK Parti davamız ne sadece Cumhurbaşkanımızın yeni sisteme göre yeni Cumhurbaşkanı olması sistemi değil, tamamen Türkiye meselesi olduğunu sizler ve milletimiz bunu öğrendi, bildi ve tüm açık yüreklilikle söylüyorum. Hala da aynı hassas duyguları devam ediyor. Artık sahalardayız. Sözün üstadları var. Bizler de çalışıyoruz hep birlikte. Güçlü bir aileyiz. Bu güçlü ailenin fertleri olmaktan ve sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. İnşallah bundan sonra da seçim süreci başlıyor. Zaten konuşacağız. Dilimiz şişinceye kadar konuşacağız. Hep birlikte güçlü Türkiye'yi oluşturmak için çalışacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıkla kalın. Birçok liderin hayali olan başkanlık sistemi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a nasip olacak inşallah. Ve bizler de bu süreçte bu yolun yolcusu olaraktan, bu tarihi yazan kişilerin arasında olmaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah Kahramanmaraş olarak birinciliği hedefliyoruz. Hep birlikte yoğun bir çalışma içerisinde birincilikle Türkiye'nin yüz akı olaraktan yine kendimizi göstereceğiz. Konuşmaların ardından soru cevap kısmından sonra toplantı sona erdi.